Herkese selamlar. Herkese merhabalar. Ben diyorum ki biz biraz göz kapağı konuşalım. Değil mi? Göz kapağı sarkması. Ee, biz tabii ki cerrahi yapmıyoruz. Cerrahi işlemleri plastik cerrahi arkadaşlarımız gayet güzel yapıyorlar. Ama e, cerrahi tedavi kadar sarkması olmayan benim gibi yani hafif sarkması var ama henüz cerrahilik değil. Ee, bu hasta grubunun bu aradaki hasta grubu tedavi bekliyor. Yani ameliyat da olmak istemiyor. O düşmüş hafif düşmüş göz kapağıyla gezmek de istemiyor. Ee, o durumda tedavide ne yapıyoruz? Ya bu özellikle ameliyattan çekinen ya da daha genç yaşlarda olan ona özellikle hani olabilce... genetik bir kısmı değil mi? Gencecik ama sarkık. İleri yaşlarda ertelemeyi tercih eden hastalarda daha çok plexir uygulamasını yapıyoruz. Plexirin yaptığı şey aslında basit. Oradaki e, dokuya biz bu cihazı değdirmeden yaptığımızda buharlaştırıyoruz. Buharlaştırarak oradaki dokunun aslında kendi içinde bir büzülme e, olmasını sağlıyor. Bu da oradaki yapıyı geriyor. Tek seanslık bir işlem. Öncesinde lokal anesteziyle uyuşturarak yapılıyor. Üst göz kapağını, alt göz kapağını hatta göz etraflarında e, o ince çizgileri de azaltıyor değil mi? Evet. Yani bazı şeyleri yani ileri... plazma enerjisi diyoruz temel şeyi bu. Hı. Yani hangi cihazı kullandığından öte e, teknolojinin adı plazma enerjisi. Buharlaştırma, yakma değil hı hı. dokunmadan yapıyorsun. Evet. O da galiba iyileşme hızını mı arttırıyor. E tabii birebir dokuyu tarş etmediğimiz için daha e, uzaktan bir kuvvet de bu sağlanmış oluyor. Hı hı. Doku iyileşmesi de ona göre çok çok daha iyi oluyor. Hem o göz kapağının sarkmasını azaltıyor değil mi? Hastayı memnun ediyor. İnce kırışıklıklara çalışıldığında ince kırışıklıkları azaltıyor. Mesela göz altındaki o incecik kırışıklıklar hep sorundur. O ince kırışık alanlara dolgu da yapamazsın. Çünkü oraya incecik alana dolgu girersen sosis olur yani orası çok kabarır. Çünkü orası incecik bir doku. Üzerine yerleştirebileceğin bir kemik doku da yok. Ama burada o ince alanlarda plazma enerjisi işe yarıyor değil mi? Evet. Yani sen, ben senin tırcısı. bakaları çok biliyorum çok bir... güzel oluyor yani. <laughs> çok fazla bir tedavi seçeneği yok. Yok evet. Ama şunu görüyorum orada da galiba e, tecrübe. ...cihazı bilme... ...karşındaki kişinin... ...cilt kalitesini anlama... ...yani hani az çok dermis... ...epidermis kalınlığını... ...anlayabiliyoruz yani inceliğini... ...anlayabiliyoruz yaşından dolayı... ...cildin o... ...gerginliğinden... ...dolayı mesela cildi... ...çekip bıraktığında o... ...esnemenin çok yavaş geri dönmesinden dolayı... ...az çok biz... Dermatolog olarak bunu anlayabiliyoruz. Orada da şey önemli çünkü birkaç e, vaka gördüm bizden değil dış merkezden çok derin yapıldığında yanık ve iz oluyor galiba değil mi? Yani onu ayarlamak da biraz tecrübe. Yani bizim de hmm. hastaların da öyle zaten en büyük korkusu lehkada iz bırakmak yani kaş Kesinlikle. yaparken göz çıkartmak evet, aynen, aslında. Aynen. Dolayısıyla o ayarı iyi tutturmak gerekiyor. Plazma enerjisinde o çok önemli yani doğru derinlikte misin? Bu hasta için bu derinlik bu enerji doğru mu? Ee, o yüzden bu e, tedaviyi e, ettiğimiz yemin gibi hani önce zarar verme kısmında... E, Göz kapağını ya da ince çizgiyi azaltıp orada da bir pigmentasyon leke bırakmamak e, doğru yapıldığında zaten kesinlikle leke kalmıyor. Sonrası e, cilt bakımı da önemli yani orada kullanılan tedavi hastanın düzenli tedaviye uyum sağlaması bunlar kombinlendiğinde ben görüyorum gerçekten sonuçlar çok iyi yani gerçekçi olmak lazım. Hastaya da gerçekçi evet, beklentiye sokmak evet. gerekiyor. Yani biz sıfırlamayı vaat etmiyoruz. Kesinlikle. Olsa. Yani hasta da e, o bilinçle geliyor bize. Ve dediğiniz gibi uygun e, önerilere de dikkat ettiğinde zaten çoğu hasta da memnun olarak ayrılıyor. Yani burada e, tercih şeyi şu olmalı aslında. Hasta ameliyat olmak istiyorsa tabii ki öncelikle ameliyata evet. gitmeli yani başarısı. en başarılısı o. Ama ameliyat boyutunda değilse veya Ameliyat olmak istemiyorsa plazma enerjisi güzel bir seçenek. Ya bir de şunu da unutmamak lazım. Tamam ameliyat belki en iyi tercih olabilir ama e, bu kalıcı değil. Ya en Tabii ki değil, yani e, 4 yıl 5 yıl sonra o göz kapağı ameliyatın tekrar olması gerekiyor. Tekrar 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 yani e, yer çekimi devam ediyor. Doku kaybımız devam ediyor değil mi? Hormonal değişiklikler devam ediyor ve ister istemez senin o toparladığın ameliyatla çıkardığın deri bir süre sonra tekrar sarkmaya başlıyor. Ve bu dönemlere 4-5 yıl sonra tekrar ameliyat yapmak gerekiyor. Belki mesela ameliyat olmuş ikinci ameliyatını düşünmeyen grup. Mesela bence çok ideal bir grup. Onlarda plazma sonuçları çok iyi. O yüzden ben seviyorum. Yani hasta için iyi bir seçenek. Evet, konforlu. Sen hasta zaten yolu. onu çok iyi yaptığın için çok üzerime alınmıyorum. <laughs> o yüzden seni anlat istedim. Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.